dünyada 5 sene sonra çok fazla cihazın hayatımıza girdiğini göreceğiz. Son 5 sene içerisinde nasıl mobil bilişim hayatımızı değiştirdi? Hepimiz bankacılık işlemlerimizi oradan yapar hale geldik, üniversite kayıtlarını oradan yapar hale geldik, oyunlarımızı oradan oynadık. Belki sevgilimizi oradan bulduk, belki arkadaşlarımızla oradan tanıştık. Bu mobil dünyada gerçekleşen değişikliğin çok benzeri önümüzdeki 5 sene içerisinde bütün dünyada daha fazla nesnenin, daha fazla cihazın internete bağlı olmasıyla ortaya çıkacak. Çok verilen örneklerden biridir. Buzdolabımız daha akıllı hale gelecek ve buzdolabımız marketten bizim adımıza sipariş verebilecek. Dünyada gidilen yön bu. 2020 itibariyle dünyada 50 milyardan fazla cihazın internete bağlı olacağı söyleniyor. Ve Türkiye'de de bu trend aslında gündelik hayatta karşımıza çıkmaya başladı. Bir takım sensörler trafiğin durumunu bize haber veriyorlar ve bizi eve gitme konusunda ya da ofise gitme konusunda önceden haberdar ediyorlar, yönlendiriyorlar. Ya da bankalara gittiğimiz zaman hangi sıranın daha kısa olduğuna dair bir takım sensörler, sıcaklık tespiti yapan filan bir takım sensörler hayatımıza girmeye başladı. Yazılım geliştirme teknolojileri donanımla bu anlamda iç içe girmeye başlıyor. Önümüzdeki 5 sene içerisinde entegre devre yapan elektronik mühendislerinin makine mühendisleriyle ve bilgisayar mühendisleriyle beraber çalışmaya başladığını göreceğiz. Bu entegre devrelerin üzerinde son derece kolay kullanılır Windows işletim sistemlerini görmeye başlayacağız. Ve bunlar üzerine kod yazabilmek hem mekanik makine mühendisliği, hem mekatronik yani elektronik mühendisliği, hem elektronik hem de bilgisayar know-how'unu beraber kullanmayı gerektirecek. Bunun üstüne bir de psikoloji ve sosyoloji gibi bir takım faktörleri devreye aldığınız zaman yazılım geliştirmenin çok disiplinler arası bir konu olacağını, herhangi bir tüketicinin hayatını değiştirme konusunda kullanıcı deneyimi kelimesinin ön plana çıkmaya başlayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla tipik bir yazılım geliştiricinin tipik bir cihaz üzerinde tipik bir kodlama faaliyeti yapmasının çok da anlamlı olmayacağını, katma değerli olmayacağını görüyoruz. Bundan 5 sene sonra muhtemelen kodlama faaliyeti çok daha kolay ama çok daha interdisipliner oluyor olacak.